Evet arkadaşlar, 10. dersimize yine cümlede konu kısmıyla devam ediyoruz. Cümleler biliyorsunuz belli bir duyguyu, düşünceyi, isteği anlatmak için kelimelerin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu yargılardır diyebiliriz. Bu cümlelerde de tabii belli bir konu söz konusudur. Bu cümlelerde konuyu bulmak için bu cümlede ne anlatılıyor, bu cümlede neyden söz ediliyor sorularını sorduğumuzda cümlenin konusunu bulabiliriz. Yazısal değeri magazin değerinden az olan eserler zamanın içinde kaybolur cümlesine baktığımız zaman arkadaşlar bu cümlede ne anlatılıyor diye sorduğumuzda cümle ile eserin zaman içerisinde kaybolup gitmesinin için gitmemesi için neyin gerekli olduğundan ne yapılmıştır arkadaşlar? Bahsedilmiştir. Evet. Diğer kısım ise cümlede anlatılmak istenen yani ana fikir, ana düşünce. Yani cümlenin bize vermek istediği mesajdır arkadaşlar. Peki bu mesajı bulmak için cümleye neyi sorarız? Bu parçada ya da cümlede vurgulanmak istenen nedir ya da bize verilmek istenen mesaj nedir sorusunu sorduğumuz zaman cümlenin ana fikrini ne yaparız buluruz arkadaşlar. Yazınsal değeri magazin değerinden az olan eserler zaman içerisinde kaybolur. Burada bizim anladığımız nedir arkadaşlar? Cümle ile verilen mesaj bize yazıldığı gün için popüler olup edebi yönü zayıf olan eserler kalıcı olamaz ya da olamayacaktır şeklinde de söyleyebiliriz. Yani bir eserin kalıcı olması edebi yönünün yazısal değerinin güçlü olup olmamasına bağlıdır şeklinde de ne yapabiliriz? Bir yargı çıkarabiliriz. Yani bize anlatılmak istenen budur arkadaşlar. Cümleden çıkarılabilecek yargı yani yardımcı düşünce. Burada bu arkadaşlar yazar vermek istediği mesajı okuyucusuna daha iyi anlatabilmek için ana düşünceyi destekleyecek, daha anlaşılır olmasını sağlayacak ifadeler kullanılır. Bu ifadelere yardımcı düşünceler de denir arkadaşlar. Sınavlarda bu konuyla ilgili sorular şu şekilde gelmektedir. Bu cümleden aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılır ya da hangisi çıkarılamaz tarzında sorularla gelmekteyiz. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için spor yapmalıyız. Cümlesinden çıkarılabilecek yargılar nelerdir? Baktığımız zaman spor yapan kişiler sağlıklı olur. Spor kişinin uzun yaşamasını sağlar. Spor faydalı bir aktivitedir. Yargıları bu cümleden ne yapılabilir? Çıkarılabilir. Burada verilmek istenen ana fikir ise arkadaşlar nedir? Uzun ve sağlıklı yaşamak isteyenler muhakkak spor yapmalıdır şeklinde bir mesaj burada verilmiştir. Evet, sıra geldi örtülü anlamı arkadaşlar. Örtülü anlam nedir? Evet, bir şeyin üstünün örtülü olması mı? Hayır, tabii ki değil arkadaşlar. Örtülü anlam cümlede verilen anlamın dışında yine o cümleye bağlı olarak farklı bir anlamlar da ya da anlam da çıkarabilmemizdir. Hemen buna yönelik bir cümlemiz var. Dayımı biz de misafir ettik cümlesine baktığımız zaman dayımızı misafir ettik şeklinde bir anlam çıkarıyoruz. Ama şuradaki ifade özellikle biz de ifadesi. Bağlaca dikkat edin arkadaşlar. Bu bağlaç başkaları da bu eylemi yapmış anlamını ne yapıyor? Bize sağlıyor. Buna göre dayım kendi evinden başka bir yerde kalmıştır anlamı çıkar mı? Çıkar. Dayımı bizden başka kişilerle misafir etmiştir anlamı çıkar mı? Evet çıkar. O zaman bunlar arkadaşlar bu cümlenin örtülü anlamlarıdır. Ancak baktığımızda dayımı en iyi biz misafir ettik gibi bir yargı yukarıdaki cümleden ne yapılamaz? Çıkarılamaz. Bir yargıdır. Bu onun örtülü anlamı değildir. Evet, benzer ve yakın anlamlı cümlelere geldi sıra arkadaşlar. Benzer ve yakın olarak nedir? Tam olarak aynı olmasa da benzer şeyleri anlatan cümleler yakın anlamlıdır. Yakın anlamlı cümlelerden aynı mesaj ne yapılabilir? Çıkarılabilir. Bu cümleler birbirini ne yapacak? Destekleyecek niteliktedir. Bu konuyla ilgili sorular ne şekilde karşımıza çıkıyor? Bu cümle ile yakın anlamlı olan cümle hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile paraleldir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümle ile örtüşmektedir? Birbirine uyuşmaktadır anlamını da taşımaktadır arkadaşlar. Evet, temiz bir çevre için herkes çaba göstermeli. Herkesin çabası ile temiz bir çevre mümkündür. Herkes kendi kapısını süpürse her yer temiz olacaktır. Bunlara baktığımız zaman hepsini vermek istediği mesaj aynıdır. Bu üç düşünce, bu üç cümlede aynı düşünceyi savunmaktadır. Evet, aynı anlama gelecek cümlelere sizler de örnek veriniz demiş arkadaşlar. Verebilir miyiz buna bir örnek? Evet, verelim. Kendi olmayan bir insan kalıcılığı ne yapamaz?
yakalayamaz. Evet, bu örneği yazabiliriz diye. Kendisi kendi olmayan bir insan ne yapamaz? Kalıcılığı yakalayamaz. Buradan ne anladık biz? Kişinin kendisine has bir özellik göstermesi sayesinde kalıcı olmasını anladık. Buna yakın bir cümle yazalım. Ne diyelim? Bir kimse kalıcı olmak istiyorsa, kalıcı olmak istiyorsa ne yapmalıdır? Farklı olmalıdır ya da şu ifade de önemli, bilmemiz gereken bir ifade. Özgün olmalıdır. Özgün olmak nedir? Orijinal değil mi? Başkalarından farklı olmaktır. Bu iki cümleye baktığımızda anlamca birbirine yakın olduklarını ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Evet, sıra geldi karşıt anlamlı cümleler. Verdikleri mesaj ile birbirine karşı çıkan cümlelerdir. Bu tür cümleler için doğrular farklıdır. İlerlemek isteyen Türkiye yönünü batıya dönmelidir. Evet, burada baktığımız zaman Türkiye batıyla belli bir münasebet içinde olmalıdır anlamı var. Diğerinde ise doğu ile bağlarını koparacak bir Türkiye gelişim gösteremeyecektir. Burada ise arkadaşlar batıdan ziyade doğuya arkadaşlar vurgu yapılmış. Bu yüzden batı ile doğu şeklinde birbirinin zıttı olan cümle karşımıza çıkmaktadır. Biz verecek olursak böyle bir örnek. İşte yazar evrensellikten kopmamalıdır. Evet, bu örneği verelim. Kopmamalı. Bu ne demek? Yazarın evrensellikten kopmaması. Bu nedir? Bütün insanlara, değil mi? Bütün insanlara hitap etmeli ya da bütün insanlara seslenmelidir anlamını da taşıyor bu cümlemiz. Bunun zıttı olan cümle nasıl olabilir? Doğru olan yazarın bütün insanlığı değil, insanlığı değil, ne yapması? Kendi insanını anlatmasıdır. Anlatmasıdır. Evet, cümlemize baktığımızda ikinci cümlemizde de bütün insanlığı değil ifadesi evrensellikten uzak bir ifade. Milli olan, kendi ulusuna yönelik bir şeyi vurgu yapılmış. Bu yüzden bu iki cümle anlamca birbirine zıtlık ihtiva eder. Evet, bir olayı daha iyi ulaştırmak için ya da bir sorunun çözülmesine sağlamak için kurulmuş tavsiye niteliğindeki cümleler nedir arkadaşlar? Öneri bildiren cümlelerdir. Evet, öneride bulunmak, tavsiyede bulunmak. Etrafımızda çokça bize tavsiyede bulunanlar söz konusudur değil mi arkadaşlar? Evde mesela anneniz babanız size öneride tavsiyede ya da öğretmeniniz size öneride tavsiyede ne yapabilir? Bulunabilir. Evet, bakıyoruz heyecanını kontrol altına alman başarını artıracaktır. Bu bir tavsiyedir. Edineceğin düzenli kitap okuma alışkanlığı sayesinde paragraf soruları senin için zor olmaktan ne yapacaktır? Çıkacaktır. Bu da bir tavsiyedir. Bunun yanında arkadaşlar sabahları erken kalkma, evet bu örneği de verelim. Sabahları erken kalkman dinç olmanı sağlayacaktır. Evet, burada da yine sabahların erken kalkması ona ne yapılmış? Tavsiye demiştir. Bundan dolayı bu bir tavsiye cümlesidir. Merak bildiren cümleler bir olayın sonucunun nasıl sonuçlanacağını öğrenmek için ya da sonuçlandığını öğrenmek için istek duyma anlamı taşıyan cümlelerdir arkadaşlar. Merak bildiren cümleler. Ama siz olun çok meraklı olmayın arkadaşlar. Bu önemli. Evet, bana ne hediye alacak acaba? Burada alınacak olan hediyeyi merak ediyor değil mi kişi? Akşamki maçı kim kazandı? Bundan haberdar değil ama bunu sonucunu öğrenmek için istek duyuyor. Yani merak duyuyor. Biz de bir cümle kuralım böyle. Bugün sokaktaki çocuk ne yaptı acaba cümlesine baktığımızda bu da arkadaşlar ya da ne yaptı ki
şeklinde soru cümlesi kurarsak bu da merak içeren bir cümle olmuş olur. Evet, sonraki kavramımız endişe bildiren cümleler. Endişe kaygı ve merakla alakalıdır. Endişe cümlelerinde telaş, kaygı anlamı vardır arkadaşlar. Başlarına bir iş mi geldi acaba? Maçı izleyemedim, yenmiş olsak bari. Gecenin bu saatinde tek başlarına ne yaparlar? Tarzında bir cümle arkadaşlar. Endişe içeren bir cümledir. Evet. Ardından evet, kavramlarımız bitti. Bununla alakalı etkinliklere geldi sıra arkadaşlar. Evet, aşağıda verilen cümlelerle aynı anlama gelebilecek şekilde cümleler yazınız. Evet, hemen bakıyoruz. Sanatçı olmanın vazgeçilmez koşulu başkalarının yolunda yürümemektir. Burada anlatılmak istene dikkat etmek lazım ki ona göre arkadaşlar aynı anlama gelecek cümleyi yazabilirim. Sanatçı olmanın vazgeçilmez koşulu neymiş? Başkalarının yolunda yürümemek. Yani başkalarına benzememek, kendisi olmak, farklı olmaktır. O zaman biz buraya nasıl bir cümle yazabiliriz? Başkalarını taklit etmeyen sanatçı gerçek sanatçı değildir. Evet. Bu mudur? Budur arkadaşlar. Evet, ikinci cümlemize bakıyoruz. Başkalarını eleştirirken acımasız olan bizler kendimizi eleştirirken daha merhametliyiz. Burada ise arkadaşlar dikkat ederseniz başkalarını kolayca eleştiriyoruz ama kendimizi öyle kolayca eleştirmiyoruz. Kendimize de eleştiri yapmıyoruz, yani toz kondurmuyoruz gibi bir anlam var. O zaman biz şöyle bir cümle yazabilir miyiz? Bizler öz eleştiri kişinin kendisini eleştirmesidir, değil mi? Öz eleştiri yapmaktan çekinip eleştiri yapmaktan çekinmeyiz. Ya da şöyle bir cümle de olabilir. Başkalarını eleştiririz, kendimizi eleştirmeyiz. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına. Böyle bir ifade olamaz. Yine aynı şekilde bir sözdür değil bu da. Evet, gün aşırı tarihi çorbacıda içeriz çorbamızı cümlesiyle baktığımızda gün aşırının anlamını bilmek lazım. Gün aşırı ne demektir? İki günde birdir değil mi arkadaşlar? Evet, biz de burada tarihi çorbacıda şu şekilde yazabiliriz bunu. Tarihi çorbacıda iki günde bir çorba içeriz. Evet, bu cümlemize baktığımızda yine yukarıdaki cümleyle aynı anlama geldiğini görmekteyiz. Evet, diğerine geçtik. Aşağıdaki cümlelerle verilmek istenen mesajı ana fikri boş bırakılan yerlere yazınız. Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır. Evet, cahil kişiler her zaman olumsuz yönleri görürler, değil mi? Burada anlatılmak istenen budur. Her şeyde olumsuz yönleri ne yaparlar? Görürler. Yargımız bu arkadaşlar. Bize verilmek istenen mesajdır. Diğerine bakıyoruz. Dışımızdaki dünya bizden daha hızlı değişiyorsa sonumuz yakın demektir. Biz dış dünyaya ne yapmalıyız? Dünyaya ayak uydurmalıyız. Ne yönüyle ayak uydurmalıyız? Değişim yönüyle, değil mi? Yani onlarla aynı şekilde teknolojiyi takip etmek gibi. Bu da arkadaşlar bizim verilmek istenen mesajımızdır. Define yıkık yerlere saklanır. Sakın ola fakir ve dertlilerin kalbini kırma, ahlarını alma. İnsanların kalplerini hiçbir zaman ne yapmalıyız arkadaşlar? Kırmamalıyız. Bu anlamı ne yapabiliriz? Buradan çıkarabiliriz, değil mi? İnsanların kalplerini hiçbir zaman kırmamalıyız. İnsanlar mutluyken müziği, üzgünken şarkı sözlerini dinler. Evet. Neymiş? İnsan üzgünken sözlerin anlamını
mutluyken ise melodileri dinler şeklinde bir anlam çıkarabiliriz. Yani verilen mesajın bu olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Diğerine baktığımız zaman köhne fikirler paslanmış çivilere benzer, onları söküp atmak çok zordur. İnsanın zihnine, dimağına yerleşmiş köhne bir fikri, yanlış bir düşünceyi, eski bir düşünceyi çıkarıp atmak çok zordur. Ondan onu almak zordur anlamında kullanılmıştır. Bu da bunun neyidir arkadaşlar? Bu söz ana fikridir. Birkaç tane de soru çözelim, dersimizi bitirelim arkadaşlar. Hemen birinci cümlemize bakıyoruz. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri yoktur? Öneri neydi arkadaşlar? Tavsiye içerici bir cümleydi. Evet, bakıyoruz farklı türleri de okumalısın. Burada bir öneri söz konusu değil mi? Bir işi yapması noktasında. Biraz sabredersen daha doğru olacak. Evet, burada da yine sabretmelisin anlamını çıkarıyoruz. Doğru çocuk yetiştirmek isteyen doğru işler yapmalı. Yine doğru işler yapmalı ifadesi öneri, tavsiye içeriyor. Ancak ayrıntılar bütün güzellikleri gölgelemez mi ifadesinde herhangi bir öneri yoktur. Burada sadece soru anlamı vardır. Dikkat çekme anlamı vardır. Bu yüzden cevap A seçeneği olacaktır. Yine parçanın ya da işte cümlenin anlamıyla ilgili diyelim arkadaşlar. Ne? Ana fikir sorusu değil mi? Verilmek istenen mesajla ilgili bir soru. Yukarıdaki cümle ile verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Akarsu ne güzel hayat dersidir. Küçük engellerin üzerinde köpürür, büyüklerin yanında sessizce geçiverir. Evet. Burada nedir? Hayatta ne yapmalıyız arkadaşlar? Küçük engelleri yanında hemen şaha kalkmalı, onu hemen halletmeli. Büyüklerin yanında ise sessizce, çok da kendimizi yırtmadan, çok aşırı yormadan, kolay bir şekilde aslında büyüklerin yanından da ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Evet, hemen bakıyoruz. Bazı insanlar kendinden küçükler karşısında kibirliyken, kendinden büyükler karşısında daha uysaldır. Evet, hemen baktığımızda yine hayat ne güzel derstir. Küçük insanların yanında ne yaparız? Kabarırız. Büyük insanların yanında ne yaparız? Dururuz. Kendimizden büyükse, bizden güçlüyse arkadaşlar, uysalız. Evet, bazı insanlar kendinden küçükler karşısında kibirli, kendinden küçükler, büyükler karşısında da uysaldır anlamını bu cümleden ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkarıyoruz. Evet, bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere diyoruz.